Değerli milletvekilleri, ülkemizde zeytin 600 bin ailenin geçim kaynağıdır. Doğrudan ve dolaylı olarak 10 milyon kişinin geçiminde de etkili olan bir üründür. 171 milyon zeytin ağacımız var. Ağaç sayısında da dünyada İspanya'dan sonra ikinci sıradayız. Ülkemizde 171 milyon zeytin ağacından sadece 177 bin ton zeytinyağı üretebiliyoruz. 2000 yılında ülkemiz 100 milyon civarında zeytin ağacından toplam 1 milyon 800 bin ton zeytin üretirken 2016 yılı için yapılan tespitlere göre 1 milyon 530 bin ton zeytin üretebilecektir. Ağaç sayısı artıyor, üretim artmıyor. Bu nasıl bir iştir? Hem ülkemizin hem Balıkesir'imizin zeytin ve zeytinyağı üretiminden daha fazla gelir elde etmesi gerekir. Bunun için de zeytinciliğimizi geliştirecek önlemler almalı ve destekler vermeliyiz. Zeytinyağına verilmekte olan 70 kuruşluk prim desteği yetersizdir. Bunun en az 2 katına çıkarılması, tane zeytine de prim verilmesi gerekir. Üreticilerimiz 1,5 lira zeytinyağına 50 kuruşta tane zeytine prim desteği verilmesini bekliyorlar. AKP zeytinciliği bir ekonomik değer değil, yatırımların önündeki engel olarak görüyor. Parasını veren zeytin ağaçlarını kessin gitsin diye istiyor. Bir zeytin ağacı yüzlerce yıl, hatta binlerce yıl ekonomik değer üretmeye devam eder. Hem de ekonomideki değişkenliklere bağlı olmadan, yani bu yıl kar etmedim, dükkanı kapatayım demez. Yaptığınız yatırımlar kar etmediği zaman kilidi vurup gidersiniz. Ama hiçbir zeytin ağacı kar etmedim, üretmiyorum demez. Üretmeye devam eder. İspanya, İtalya, Yunanistan ve diğer ülkelerde zeytinlikler koruma altındayken zeytin ağacının genetik ana vatanı olan Türkiye'de zeytinliklerimizin tarana açılması ısrarı anlaşılır gibi değil. Öncelikle iktidarı bu talan girişiminden vazgeçmeye, siz değerli milletvekili arkadaşlarım ise ülkemiz için stratejik öneme sahip olan zeytinliklerimize ve zeytin üreticilerimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tasarı geldiğinde gerekli mücadeleyi vereceğiz. Her zaman olduğu gibi zeytincimizin, üreticimizin yanında yerimizi alacağız. Teşekkürler.